Fahiş otopark ve aidat zamları nedeniyle Kuyumcu kente isyan çıkmış, genel kurula gidilmişti ama iddiaya göre seçimi kaybeden eski yönetim yeni seçilen başkana koltuğu devretmedi. Tansiyon daha da yükseldi. Şu anda mikrofonları kapattılar. Emri kimden alıyorsun? Seçilmiş bir yönetim kurulu var. Bin bir türlü provokasyonla bu işi engellemeye çalıştılar. Çünkü belli ki bir yerlerden talimat almışlar. Seçimi kaybeden eski yönetim yeni başkana koltuğu devretmedi. Kuyumcu kentte ortalık karıştı. Burada bir kaos var. İş yeri sahipleri otopark ve aidatlara gelen zamlar yüzünden aylardır isyandaydı. Yönetim istifa! Sonunda yönetimi değiştirmek için genel kurul yapıldı. Ama oylama sırasında iddiaya göre elektrikler kesildi. Kim kapattı şunu? Evraklar ortadan tek tek kayboldu. Suç duyurusunda bulunmak zorunda kalacağız. Yazık, günah. Biz neyiz arkadaşlar? Biz burada esnafız ya. Kuyumcu kentte seçim vaktiydi. Genel kurul toplandı. Mustafa Yılmaz ve ekibi de o seçime katıldı. Başta her şey normaldi ama karşı taraf iddiaya göre kazanamayacaklarını anlayınca farklı yollara başvurdu. Hazırın defterini kaçırmaya kalktılar. Lütfen hazırını getirir misin? Kargaşayla beraber elektriklerimiz kesildi. Bizim genel kurulu yapmamızı engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Bütün bu yaşananlara rağmen Yılmaz ve ekibi o seçimi kazandı. 600-700 civarı bir oyumuz var. Karşı tarafın oyu bir elin parmaklarını geçmez. Gelin buradan çıkın, gelin. Buradan. Ama iddiaya göre seçim sonrasında da sular durulmadı. Biz yönetimi devralmaya gittiğimizde bize bu yönetimi devretmediler. Yasal olarak görevi teslim almaya geldik arkadaşlar. Sizin göreviniz bu kapıyı korumak değil. Ben karar defterini ve görevi teslim almaya geldim. Kuyumcu kentte son sözü yargı söyleyecek.